Merhaba sevgili iPhone'da izleyicileri, kendini Freddie Mercury sanıyor değil mi? iPhone'da deyince aklınıza ilk ne geliyor? Cici bebe. Ya da o şarap, ama bugün konumuz cici bebe de değil, o bildiğiniz şarap da değil. Konumuz iPhone'u aldıktan sonra çevresine bir güzel korusun diye koyduğumuz kılıf. Bırakmam. Aynı kayıp olay biri al gel sakın iPhone'unu unutma. Yollara düşmeden bize sorup etmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. Bırakma bir lan. Altın üstünü gitsin ve seni incelemeden bırakma. Başka şey yapma hiç böyle testleri şamatlardan kaçınma. Yollara düşmeden bize sorup etmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. Bırakma bir lan. iPhone'da yine geldi buraya. Esmeri yanında soruları sormaya. Geride kalanları uyarmaya. Karşılaştırma yapıp da sonuçları duyurmaya. Eller iştahını da koyup da söyle. Bu testler ne kadar sürecek böyle. iPhone no deyip de geçme. Bize güvende yanlışı seçme. Bu kılıflarda biliyorsunuz oldukça seçici bir bünyeyimdir. Eskiden in case'in snap case'ine büyük bir hayranlık duyan bir insandım. iPhone 4S sırasında, fakat iPhone 4S sağlam bir cihazdı. iPhone 5 buralarını korumadığı için bu snap case, gördüğünüz gibi kendisi ne yazık ki iPhone 5'ten beri pek tercih ettiğim bir kılıf olmadı. Onun dışında Holo Clip'in bir kılıfı var. Bu burası açılıyor ve kamerasına Holo Clip'leri takabiliyorsunuz. Bu da güzel ama aynı sorunu bu da barındırıyor. Şöyle hemen açayım ve size hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi burası ve burası iPhone 5'in her tarafını korumadığı için pek tercih ettiğim kılıflar olamıyorlar. Ama çekim yaparken Holo Clip'le evet bunu tercih ediyorum. Ayrıca in case'in incelemeye hiç gerek dahi olmayan rezalet ötesi grip slider kılıfı. Şu düğmelerine basmak için yanınızda çekiç bulundurmanız gereken saçma sapan bir kılıf. İnternetten çok güzel gözüktüğü için almıştım. 5 dolar civarında, size de 5 dolarlık koruma sunuyor. Şimdi gelelim bugün gerçekten incelemek istediğim ve merak ettiğim Powersport'un Air Jacket isimli kılıfına. Powersport'ta olan sevgim bir başkadır. Biliyorsunuz kendisi bu ekranlarda gördüğünüz parlaklığı önleyen filmi üreten firma. Ve hatırlarsanız iPad'de mesela o film ezik çıkmıştı. Hemen hiç laga luga yapmadan yerisini yollamışlardı. Haliyle kendilerine kanın bir ayrı ısınmıştı. Şimdi isterseniz Air Jacket incelemesine başlayalım. Evet, işte karşınızda Air Jacket. Bu Air Jacket'in özelliği küçücük ve minicik olması. Kutusuna biraz bakalım. Burada hepimizin rahatlıkla anlayacağı bir dilde ne olup ne bittiğini yazmışlar. Powersport Beyciğim. Bunun burada bir tıkı tıkı filmi var. Ambalaj gayet hoş gözüküyor. Şimdi açmaya başlayalım. Ve daha sonra ne demiş? Burada bozuk parayla burayı kanırtın demiş. İçinden aynı zamanda 2 adet de film çıktı. 1 adet parlak, 1 adet mat film çıktı. Süper hareket. Bu da sanıyorum bunun etrafındaki flash ışığının içeri dönmesini engellemek için taktığımız zımbırtı. Kağıdını da yavaşça çıkaralım. Şimdi diyeceksiniz ki Air Jacket ne kadar Air? Ve ben de size diyeceğim ki işte karşınızda Özeri Beyciğim. Özeri Beyciğim yeni katıldı aramıza. Buradan açıyoruz. Ve mesela benim normalde kullandığım kılıfı alalım. 25 gram. Air 13 gram. Burada anlatıyor nasıl takacağımızı. Önce tuşların olduğu tarafı takıp yerleştiriyoruz. Sonra aşağısı, sonra tepesi. Hemen dediği şekilde monte etmeye başlayalım.
Hissi de gayet hoş. Tabi bu air jacket'in bir dezavantajı, ön yüzüne düşerse bundaki gibi bir koruma kendisinde mevcut değil. Bir tane flashlı fotoğraf çekelim bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi flash'ı kameranın içine geri yansıtmıyor. Şimdi bunu cihazımızdan nasıl çıkarıyoruz bakalım. Benim en çok ilgilendiğim konulardan biri o. Çünkü çizilme konusuna takık olduğum için. Son derece yumuşak. Herhangi bir çizilme, cızırtma, cızırtma yok. Gayet başarılı. Evet sevgili arkadaşlar, eğer bu kadar hantal ve bu kadar korumaya ihtiyacı olan bir kılıf tercihiniz değilse ve arkası devamlı açılsın. Çünkü ben bunu bol bol kullanıyorum. Şunu göstereyim. Bunu sıklıkla kullanıyorum. Haliyle bunun arkasının açılması benim biraz avantajıma oluyor. Bu ikisine ihtiyacınız yoksa, bu kadar korumaya ihtiyacınız yoksa telefonun hem üstünü hem altını koruyor. Tabii ki böyle düşmelere karşı çok fazla koruması yok. Başarılı bir kılıf, sade ve yumuşak, iPhone'un iPhone'luğunu biraz bırakan, kendi üzerimde güzel bir kılıf olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, Air Jacket incelememiz de bu şekildeydi. Lütfen bu kılıf ile ilgili ne düşündüğünüzü, hatta sizin hangi kılıfı tercih ettiğinizi aşağıda yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Siz ne kılıf kullanıyorsunuz? Neden o kılıfı kullanıyorsunuz? Neden o kılıfı kullanıyorsunuz? Ya da merak ettiğiniz, şu kılıfı çok merak ediyorum, bu kılıfı merak ediyorum dediğiniz ürünler var mı? Lütfen bunları aşağıda yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Çok yakında Powersport'un çok merak ettiğim Hybrid Kristal Film incelemesi de karşınızda olacak. Şuradan bir yerden kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin. Her yerde olabilir, bilmiyorum. Dailymotion'da başka bir yerde, YouTube'da başka bir yerde bunun düğmesi. Oraya bir yere tıklayarak lütfen kanalımıza üye olun. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın. Vururum. Yenisi çıkıyor. 3 çıkıyor. Vururum kafanı böyle lensine toka diye bir koyarım. Böyle bir diye böyle düşüverirsin. Niye 3 çıktı? Sen niye 3 değilsin? 3 kendini geliştir. Kendin ne biçim kamerası sen 3 böyle. Akşam yat bir düşün 3 ne yapıyor? Niye daha iyi video çekiyor?